Değerli arkadaşlar, hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Ee, şaka maka, 4 haftalık seminerin sonuna geldik ve bugün çok şükür dördüncüsünü yapıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi, ilk hafta seminerimizde kısa bir özet yapmak gerekirse, daha çok vakıf nedir, tanım, kavramsal çerçeve, terimler, kavramlar üzerinde durmuştuk. Arkasından e, vakfın iyi anlaşılması bakımından üretilmiş eserlere, bir anlamda vakıfla ilgili kaynaklara ışık tutmuş ve bir çerçeve çıkarmıştık. Daha sonra da vakfın İslam devletlerindeki, İslam medeniyetindeki uygulamalarına örneklerle işaret etmiş, ağırlıklı olarak da Osmanlı vakıfları üzerinde durmuştuk ve bu bağlamda imaret gibi, yani bugünkü külliyelerin, komplekslerin büyük, nasıl işlediğini, işletildiğini vakıf bağlamında, vakıf külliyeleri bunlar... konuşmuş ve vakfın... fonksiyonları üzerinde durmuştuk. Yani... şehirleşme... ulaştırma... belediye hizmetleri, altyapı yatırımları, bayındırlık faaliyetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri... vesaire. Yani... E, medrese Vakıf, Köprü Vakıf, Çeşme Vakıf, Sebil Vakıf, bent Vakıf... aklınıza gelebilecek o kadar çok... hayatımızın her alanına tekabül eden bir... Osmanlı vakıf geleneği ve gerçekliği vardı ki bunun üzerinde durmuştuk. Ve son ders geçen haftada demiştik ki önümüzdeki hafta artık dersi noktalıyoruz ve vakfın daha çok yönetsel, denetsel, yönetim ve denetimi üzerinde duracaktık. Esasen biz vakfın yönetimi üzerinde bir şeyler söylemiştik. Ne demiştik? Yani vakıf nasıl yönetilir? Vakfın mütevellisi, o heyetin faaliyetleri, nazırı bunların işte kadılar tarafından denetlenmesi vesaire. Bunları hukuksal anlamda üç aşağı beş yukarı konuşmuştuk. Ama burada konuşacağım benim biraz daha otoriteyle ilgili, siyasal otoriteyle vakıf ilişkisi arasındaki nasıl bir ilişki var, alt üst ilişkisi, hiyerarşik ilişki, denetsel ilişki vesaire, onu tarihsel olarak aktaracak, arkasından da günümüze getireceğim. Ve dersin sonlarına doğru ve ikinci kısmında, NGO, NPO yani Non-Governmental Organization yahut Non-Profit Organization dediğimiz STK'lar... ...gerçekte birer vakıf mıdır? Dünyada öyle midir? Ülkemizde, Türkiye'de öyle midir? Buna bakacağız ve biraz problematikleri, yani bitmeyen tartışmaları e, konuşacağız. Çünkü nihayetinde şöyle bir şey yapmıyoruz. Vakıf çok önemli, hiç tartışmasız. Tarihsel olarak İslam ve Osmanlı uygulamasında, medeniyetinde... Vakfın fevkalade muazzam bir yeri var. Eyvallah. Ama şunu yapamayız. Hamasetle ne vakıflar kurduk abi ya, neler yaptık falan filan. Eh yani şimdi birazdan da göreceğiz. Bunların büyük çoğunluğu kronolojik olarak tarihsel akış içerisinde tasfiye edildi vesaire. Öyleyse vakfın ruhuna, fonksiyonuna bakarak günümüze bunu taşıyabilir miyiz? Bütün kurumlar tarih içerisinde buharlaşırlar. Kurumların buharlaşması o kadar doğal bir şey çünkü devletler buharlaşıyor. Medeniyetler, uygarlıklar buharlaşıyor. Açtığınızda mezarlığı... istemediğiniz kadar devlet, siyasal yapı, organizasyon var. Ama... insanoğlunun varlığı oluşundan beri... ister... şimdi ona çok girmek istemiyorum ama... doğal yaşam içerisinde... E, olsun, isterse... bir hukuk sistemiyle tanımlandıktan ve sorumlu olduktan sonra... insanoğlunun... E, bu esferi safilin ve ahseni takvim sarkacında bu arada bir yerlerde konuşlandığını biliyoruz. Yani e, erdemleri var, faziletleri var. Efendime söyleyeyim vicdanı var, adalet duygusu var, merhamet duygusu var vesaire. Ama öte taraftan vahşi, katdar, e, sömürücü, yıkıcı, öldürücü, yok edici bir karakteri daha var. Vakıf esas itibariyle Müslümanlıktan da bağımsız olarak sadece Müslümanlara da özgü olmaksızın bırakın Osmanlı'yı Türkleri insanoğlunun iyilik yapma düşüncesinin hayır düşüncesinin güzellik düşüncesinin arkasından gitmiş olduğu ve yakalamış olduğu bir esprinin adıdır bir, bir tanımıyla. Öyleyse sadece bize özgü olarak da tanımamıyoruz. Biz sadece diyoruz ki biz bunu şöyle 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 yaptık şu kurumlarla işlettik bunu toplumumuz için nasıl geliştirdik? Hani geçen hafta söylemiştim ya Kanalizade o güzel sözüyle biz Osmanlılar diyordu Kanalizade aslında Farabi'nin Medine-tül Fazılasını İstanbul gibi bir şehirde vakıflar suretiyle hayata geçirdik, gerçekleştirdik, tahakkuk ettirdik diyordu. Kastettiğimiz bu. Peki tekrardan bu ruh yaşatılabilir mi? Bana göre yaşatılabilir. Ben iktisatçıyım, toplum bilimciyim, siyasetçiyim. ya yani siyaset bilimciyim anlamında. <laughs> doğal olarak bunun nasıl günümüzde işletilebileceği ile ilgili çok yaygın olmayan mainstream ana akıma tekabül etmeyen bir iktisat düşüncesi olarak hoş e, karşılık bulamayabilir. Ama o mainstream neoklasik, klasik, e, neoliberal iktisadın düzenin piyasanın dışında da heterodox bir alanın olduğuna inanıyorum. Yani evet dünyada şu anda ortodok iktisat hakim bir, dominant bir damardır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde okunan iktisat müfredatıyla Türkiye'de okunan iktisat müfredatı, Afrika'da, Asya'da herhangi bir okulda, iktisat bölümünde, baliye bölümünde neyse, iktisadi bilimler programında okutulan müfredat %99 aynıdır. %99'u %100 dememek için söylüyorum. Niye böyle? Çünkü bir, bir hakim dünya görüşü, hakim düzen anlayışı hakim iktidar dünyaya hakim olan dünya görüşünün getirdiği bir şeydir. Yani Amerika'da Amherst'te Marksist iktisat anlatılıyor. Chicago'da kimi farklı görüşler var. George Mason'da din iktisadı gibi küçük araçlar var. İslam dünyasında benim bir miktar ihtiyatla yaklaşsam da İslam ekonomisi arayışları var. Bütün bu araçların şeyi şu. Acaba bildiğimiz daha 18. yüzyılda Adam Smith'le Kabaca söylüyorum, şekillenen, faydacı, piyasacı, menfaatini kollayan, başından giden bir iktisadi yaklaşım dışında... ...bir yol dışında başka bir yol mümkün müdür? Yüzyılca yıldır, hadi diyelim kaç yüz yıldır diyeyim, Marksistlerin bütün bu arayışı bu oldu. Bir adalet arayışıydı, bir gelir adaleti arayışıydı, bir insanlığın ortak bir noktada efendim paylaşımda, gelirim paylaşımında vesaire bir adalet arayışıydı. Dinler de öyle oldu. Dinler de hep bir şekilde <laughs> klasik iktisada irrasyonel gelecek şekilde bir takım arayışlar içerisine girdiler. İslam kuşkusuz öyledir. Dolayısıyla İslam tarihinde de hatta 20. yüzyılda da İslam sosyalizmi tartışmaları bunlardan bağımsız değildir. Yani bir taraftan kazan ediciliği Tatarlar'da sürerken siyasal anlamda ve dini anlamda ideolojik anlamda öte taraftan aynı yerde Sultan Galiyev üzerinden bir Galiyevizm vardı. O arayışta o siyasal arayışın iktisat arayışıydı. İktisat, din, İslam, komünizm bunları bir arada tarif etme, aynı potada bir şekilde tutma arayışlarıydı bütün bunlar. Sadece orada mı? Daha sonra Araplarda. da yani rahmetli Seyyid Kutup İslam'da sosyal adaleti yazdığında en fazla aldığı eleştiri İslam dünyasından. Aslında e, Marksist bir kitap yazdı dediler. Şeriati bağırıyorken Fransa'dan, Paris'ten, kısmen İran'dan "Sizi rahatsız etmeye geldim." diyordu. Aslında onun da arayışı benzer bir arayıştı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İslam dünyasında artık çok var. Bugünkü finans kurumları, e, faizsiz e, bankacılık sistemi arayışları, e, katılım bankacılığı gibi arayışların hepsi aslında yani acaba bu düzenin dışında bu hakim dünya düzeninin dışında bir aradan bir başka bir yol bulabilir miyiz? Bu çok irrasyonel gelebilir. Çok piyasa ya aykırı gelebilir. Hatta bazen buna bizler inanıyoruz. E, entelektüel anlamda, e, bilgi anlamında, ilmi, bilimsel olarak inanıyoruz fakat hayatlarımıza taşımak, hayatlarımıza gerçekleştirmek söz konusu olduğunda inanamıyoruz. Burada rahmetli hocamı anmadan geçemeyeceğim. Sevgili hocamız Sabri Orman'ı kaybederi çok fazla olmadı. Şurada birkaç ay oldu pandemi döneminde kaybettik. İnanır mısınız hasbel kadar hatırladım ve tam da buna işaret ediyordu. Demişti ki bir gün Coşkun, çünkü rahmetli hoca biliyorsunuz e, İslam iktisadı çalışmalarının önemli isimlerinden birisiydi. Kendi hocası, asistanı olduğu hocası Sebahattin Zaim'den sonra o bayrağı alan ve taşıyan önemli bir isimdi. Ve bu bayrağı taşırken farklı bir taşıyışı vardı. Nasıl? Mesela klasik Pakilerin, Pakistanlıların yaptığı gibi Amerika, İngiltere'de, Londra'daki bir iktisat kitabını alıp aynısını İslam iktisadı diye takdim etmiyordu. Yahut daha sonra Arapların yapmış olduğu gibi Amerika'daki yine mainstream ana akım iktisat kitabını maliye kitaplarını alıp tercüme etmiyordu. Diyordu ki işimiz İslam iktisadıyla değil, İslam iktisat düşüncesiyledir. Bizim asıl meselemiz bu İslam iktisat düşüncesini kaynaklarımızdan hareketle ortaya koymamız lazım. Ondan sonra bu düşüncenin ete kemiğe büründürülmesi, neşfü nema bulması, hayat bulması mümkün müdür? Bunun arayış içerisinde olmamız gerekir diyordu. Bu vesileyle hocaya rahmet dileyelim ve inşallah onun arkasından gelen asistanları, öğrencileri açtığı çığırdan yürür ve İslam iktisat düşüncesinin, İslam iktisadının değil, İslam iktisat düşüncesinin daha bir kalınlaşmasına, içinin dolmasına, altının doldurulmasına hizmet ederler. Evet arkadaşlar, böyle bir genel girişten sonra tarihte otoriteler, siyasal otoriteler, devletler nasıl e, bir denetim yaptırar vakıfla ilgili? Söylediğimiz gibi vakıf her zaman var. Şöyle kabaca kurumsallaşmış örneklerden hareket ederek gidecek olursak. Mesela Emeviler erken sayılabilecek bir dönemde Mısır'da Divanul Ahbas teşkilatını kurmak suretiyle vakıfları denetlemek istediler. Çünkü vakıfları denetlemek tabiatı gereği kulağınıza biraz hoş gelmeyebilir. Tırmalar niye denetliyorsun kardeşim yani bırak vakıf faaliyetini göstersin. Ama öyle işlere imza atıyorlar ki o denetim olmaksızın hakikaten ipin ucunun nereye varacağını kestiremezsiniz. O bakımdan bir denetim gerekir. Sadece bilin diye söylüyorum. Erbabı bunun detaylı olarak çalışır. Ahbas biliyorsunuz Size de söylemiştim vakıf kelimesi olarak da kullanılan ilk derste kullanmış olduğum e, kelimelerden birisi olarak hatırlayacaksınız kavramlardan birisi olarak. Abbasiler döneminde bu kurum Basra'da e, e, oluşturuyor ve Divanül Bir adını alıyor. Bir Kur'an'da geçen bir ifade biliyorsunuz güzellik, ihsan, iyilik, hayır. Bu anlamda vakıf aslında bir çeşit anlatabildim. bir vakıf olarak okuyanlar var onun hayır olarak çevrilmesi, iyilik yapma duygusu olarak, ihsan olarak çevirdiğimizde e, kimi değil çoğu alimler bir vakıf olarak e, el alıyor ve divanül bir dediklerinde de e, diyelim ki Abbasilerin işte Abbas topraklarındaki vakıfları derlemek, toplamak üzerinde yapmış oldukları iş olarak görüyor. Memlüklüler'de Rızak-ı Ahbariye diye bir e, Kahire'de bir kuruluş var. Bu çok ilginç arkadaşlar. Bu bana hep bu günümüzü biraz çağrıştırır. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi çok karikatürize etmek istemiyorum ama esası şu. Bu rızak Ahbariye'de devlet size bir kaynak tahsis ediyor. O kaynağın karşılığında sizden bir hizmet talep ediyor. Şunu 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 yaparsın yapın diyor. Bu aslında iyi bir şey. Fakat istismara çok açık bir şey. Bugün genel olarak İslam toplumlarında Müslüman halklarda ve yaşamış olduğum ülkede ve e, yürütmüş olduğum faaliyetler dolayısıyla vakıf olduğunu bildiğim için devlet bir iktisadi kaynağı, bir kuruluşa, bir gruba, bir holdinge diyelim, bir şirkete neyse veriyor. Bu bazen bir e, ihale bile olabilir, ayrı bir şey. Fakat sonra ondan bir şey talep ediyor. Bana hep bunu çağrıştırıyor biraz. Normal şartlarda bu işlerse iyi bir şey ama ipin ucunu kaçırdığınızda sen bir ihaleyi aldın, şuraya şunu vereceksine dönüşüyor. Yani Rıza Ahbari'yi okuduğumda günümüzde böyle bir çağrışım yaptı bende. Muhtemelen orada da biraz onu denetlemek için böyle bir şeye de gittiler. Peki gelelim hızlı bir şekilde Osmanlılara. Osmanlılardan oldu. Bir defa Osmanlılarda vakıf meselesini yürüten, ete kemiğe büründüren onun vakıf kurumu olduğunu tescil eden, adına bu vakıftır diyen kadılık kurumudur. Kadılık olmadan vakıf diye bir şey olamaz. Kadılık bu anlamda sadece vakıfla ilgili değil, birçok şeyin e, banisi, yapıcısı, tasdik edicisi vesaire. Çok geniş yetkiler olan birisi kadı. Kadı sadece yargıç değil. Kadının yargı yetkileri var. Kadının kamu yönetimi yetkileri var. Diyelim bugünkü anlamda yargıç, Kaymakam, belediye başkanı gibi kişilerde temerküz eden yetkilerin tamamına yakınını kadı üzerine alabiliyor. Yani sadece benim müşkünüm var kadı efendi ne diyorsun deyip sizinle gittim kadıya bizi yargıladı, muhakeme etti ve karar verdi değil. Onun dışında da son derece geniş yetkileri var. Kadılık kurumu ayrı bir uzun hikaye. 1522'de daha 16. yüzyılda, Nazrul Evkaf adı altında bir birim oluşturuldu ve bu vakıfların denetimi yavaş yavaş başladı. Daha Fatih zamanından itibaren vakıfların bazen o vakıftaki kimi e, olup bitenler siyasal iktidarı padişah diye rahatsız edebiliyordu. Bu rahatsız etme neticesinde de e, sultan, e, devlet, e, ...bir takım enstrümanlarla bu vakıfların üzerine gidiyordu. Evet, bunu bilerek, isteyerek söylüyorum, bunların üzerine gidiyordu. Sonra ilerleyen zamanlarda bu vakıfları düzenlemek, derleyip toplamak için... ...Kapı Ağası Nezareti oluştu. Ondan sonra bu Kapı Ağası Nezareti içerisinde başka bir takım nezaretler de oluştu. Fakat bu nezaretleri 19. yüzyıldaki batılı örneklerinden alınan bakanlıklarla lütfen karıştırmayınız onlar ayrı onlar biraz farklı kurumlar ee, yani kastetmiş olduğum şey o değildir onu söylemeye çalışıyorum yani o, o gerçekten bakanlıktır mesela birazdan aşağıdaki satırlarda gördüğünüz 1826'daki e, <laughs> bakanlık kurulduğunda artık onun gerçekte e, bir bakanlık olduğunu göreceksiniz Evet ee, sonra vakıflar 1. Abdülhamit zamanında Hamidiye Evkafı adıyla toplandı ve bütün vakıfların tabii önemlisi zaten vakıfların ağırlığı İstanbul'da arkadaşlar. Bunu bir defa altını kalın kalın çizmemiz lazım. Anadolu'da da var ama Balkanlarda da vakıf dediğimizde bir vakıf şehir olarak İstanbul'u öncelikle hesaba katmak durumundayız. Sonra 1. Sultan Hamid'den sonra bu sefer 3. Mustafa zamanında Laleli Evkafı adı altında vakıflar derlenip toplandı. Sonra 1. Mahmud zamanında bu sefer de Mahmudiye Evkafı şeklinde derlenip toplandı. Bu arada Haremeyn vakıfları yani Mekke ve Medine'deki bazen Kudüs'teki de buna katıyorlar. Haremeyn vakıflarının <laughs> hallu fasledilmesine ilişkin olarak ise başka bir birim var. Efkafı Harameyn Nezareti diye bu yine bakanlık değil. Birim Efkafı Harameyn idaresi diye siz bunu alın. Şeklinde bir ünite var yine. Daha sonra bu ilerleyen zamanlarda e, Harameyn Vakıfları Müfettişliği şeklinde başka bir birime dönüşecek. Fakat daha sonra bunların hepsi evkaf Harameyn de e, Mahmudiye Efkafı üzerinde hepsi toplandı. E, aynı yerde e, edildi. Arkadaşlar 19. yüzyıl tabi vakıflarla ilgili hem vakıf sayısı çok arttı ve hem, hem vakıflarda e, yolsuzluklar arttı hem siyaset istikrardan yoksun kaldığı bir döneme girdik. Yani 1789'da Nizadi Mecid Osmanlı modernleşmesi 19. Osmanlı modernleşmesi çok konuştuğumuz bu kürsüden mesele. Ya yani 1789'daki Nizami ile birlikte başlayan fakat bir türlü dikiş tutturulamayan bir dönem gelecek. 1808'de Senat ittifakı imzalanacak. İşte 3. Selim katledilecek. 2. Efendim Mahmut iktidara gelecek. Ee, sonra ne bileyim işte e, ayanların iktidarı olacak bir ara dönem olarak Yeniçerilik meselesi en temel, en müşkül mesele olarak ilerlemeye devam edecek vesaire falan. Ve nihayet Yeniçerilik ilgilendiklerinden hemen sonra da bu sefer arkadaşlar uzunca bir süredir yapılan tartışmalar nihayeti erdirilmek suretiyle Vakıfları dedi ki devlet ben bu işlere artık bir tek ünite, bir tek idari statü koyacağım ve onun üzerinden vakıfları kendim derhut edeceğim dedi. Ve 1826 yılında Evkaf-ı Hümayun Nezareti adıyla Türkiye'nin, Osmanlı'nın, Osmanlı Türkiye'sinin, İmparatorluk Türkiye'si diyoruz ya, o İmparatorluk Türkiye'sinin ilk bakanlığı kuruldu 1826'da. Çünkü daha bu zamanda 2. Mahmut reformlarını genişletmiş, Ataları gibi sadece askeri alanda reform yapıyor değil, idari alanda, iktisadi alanda, mali alanda, kültürel alanda reformları yaymıştı. Bütün alanlara. İşte o reformların yayılması manasında anlamında da vakıflarda payını almış ve vakıflar tek bir idari müessese altında, tahtında, nezaretinde kurumsallaştı. Ve 26'dan 39'dan Zimat'a kadar devam etti. İnerek çıkarak... Tanzimatla birlikte vakıflarla ilgili yeni mevzuatlar ortaya kondu ve mevzuatlar genişletildi. Çünkü tanzimatla ilgili o mevzuat düzenlemelerinin yapılması vakıfların daha evvel yapmış olduğu faaliyetlerin 1839'dan itibaren aslında daha erken bir zamandan son, önce başlayacak şekilde yeni kurulan müesseselere o fonksiyonlar devrediliyor. Eğitim fonksiyonu işte bir okul kuruluyor oraya gidiyor. Artık sadece medreseler değil eğitim işini yapan. Sağlık Bakanlığı nezareti kuruluyor. Artık sağlık neza daha evvel sağlık işlerinin hepsini vakıflar yapıyordu. Artık bakanlık yapmaya başlıyor. Vakıfların elinde ormanlar vardı. Orman ve maden nezareti kuruluyor. Bu sefer diyor ki sen dur diyor ben diyor orman bakanlığıyım. Bu işleri ben de edeceğim. Bunun örneklerini artırabilirim. O bakımdan 30'lardan 40'lardan başlayıp 50'lere 60'lara 100'ünün sonuna kadar devam eden ta aslında Şerif Evkaf Nezareti'ne kadar devam eden düzenlemelerin hepsi yeni modern devletin oluşturmuş olduğu kurumların klasik bir kurum olan vakıftan fonksiyonlarını birer birer geri alması yahut da alması geri alması denmese bile yahut da vakfın o fonksiyonlarını yitirmesi anlamında tahakkuk ediyordu. Arkadaşlar hep söylemişimdir. Mısır Osmanlı'nın hem rakibi hem de bir parçasıdır. Yani hem kendisinden bir cüzdür hem de karşısında bir rakiptir. Kavalalı Mehmet Ali'nin Mısır'ı aynı zamanda doğudaki İslam modernleşmesinde Osmanlı modernleşmesinin bir tarafıyla bir parti parçası ama diğer tarafıyla bizatihi payitahtın, merkezin, İstanbul'un merkezdeki Osmanlı modernleşmesinin değerli arkadaşlar örnek aldığı bir örneklik olarak da Kahire'de, Mısır'da durmaktadır her konuda olduğu gibi gazete çıkarılması, dil okullara açılması, yabancı mektepler kurulması, medreselerin ıslahı vesaire her alanda olduğu gibi vakıflar konusunda da doğrusunu söylemek gerekirse Osmanlı Mısırlılara bakmıştır. Mesela 1846 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa yeni vakıf kurulmayı yasakladı. Dedi ki ben bir sürü yer kuruyorum, müessese kuruyorum. Artık dolayısıyla bunlara yeni vakıf kurmama gerek yok. Eski vakıflar iyi kötü devam etsin. Zaman içerisinde de onlarla ilgili yeni şeyler yapacağım. Adımlar atacağım dedi. Mesela ondan birkaç yıl sonra Hidim İsmail Paşa vakıf idaresi adı altında bir müessese oluşturdu. Vakıf idaresi. Sonra yine Abbas Hilmi Paşa Hidim ilk Vakıflar Bakanlığı'nı kurdu. Biz 1826'da kurmuştuk. Bu da kendi ülkesinde Vakıf Bakanlığı'nı kurdu. Dikkat ederseniz Mısır'da da bu konuda önemli gelişmeler var. Böylece yıllar aldı bizi götürdü, vakit ilerliyor ve Cumhuriyet'e doğru yavaş yavaş geldik. 23 Nisan 1920'de meclis kuruldu ve Ankara hükümeti var artık Ankara'da. Fakat bu arada İstanbul hükümeti devam ediyor arkadaşlar. Öyle ilginç bir yapı oldu ki ilk defa şeriye ve evkaf vekaleti diye 2 Mayıs'ta bir kurum oluşturuldu. Hemen meclisin ihtisasından sonra, inşasından sonra. Fakat bir taraftan da İstanbul'da Evkafi Hümayin Nezareti devam ediyor. Ankara'da da Şeriye ve Evkaf vekaleti. Vekaleti de nezareti demek. İkisi de bakanlık. Bir devletin, <laughs> aslında bir devletin mi bilmiyoruz. Osmanlı tam olarak yıkılmamış çünkü saltanat kaldırılmamış daha henüz. 20'de Evkaf ve Şeriye Vekaleti Bakanlığı kuruldu. Ankara'da, Ankara hükümeti meclisin uhdesinde. Fakat İstanbul hükümeti İstanbul'da payitaht devam ediyor. Efkaf-ı Hümayun Nezareti Bakanlığı, Vakıflar Bakanlığı devam ediyor. Sonra 22'de saltanat kaldırılacak. Saltanat kaldırıldığı için artık hükmen, İstanbul'daki hükümet yok sayıldığı için Efkaf-ı Hümayun Nezareti yahut Vakıflar Bakanlığı da yok hükmünde olacak. Bu sefer tek otorite kurum şeriye ve efkaf vekaleti yani şeriye ve efkaf, efkaf bakanlığı yürütecek. Ve nihayet 1924'te o da kaldırılacak. Ve artık evkafla ilgili üst düzey bir idare ortada bulunmayacak. Şeriye ve evkaf ne demek? Şeriye değerli arkadaşlar şehir İslamlığı temsilen buraya geliyor. Evkaf ise vakıfları temsilen geliyor tahmin edebileceğiniz gibi. Yani hem şehir İslamlığı din işlerini hem de vakıf işlerini bir arada tutacak şekilde bir daha böyle bir şey yok Osmanlı'da. Cumhuriyet'in diyeyim artık ben buna. Her ne kadar 1923 gelmiş ve Cumhuriyet ilan edilmiş değil ama... Cumhuriyet'e giden yol bu yol. Meclis kurulmuş, Ankara hükümeti oluşturulmuş, saltanat kaldırılmış. Böyle bir yerde... tam anlamıyla... şeriye ve efkaf... vekaleti kuruluyor. Ve nihayet... 23 Nisan... 29 Ekim 1923'te... Cumhuriyet ilan edilecek. Ekim'de Cumhuriyet ilan edilecek. Hemen birkaç ay sonra Mart'ta da... Biliyorsunuz 4 Mart'ta da şeriye ve evkaf vekaleti işte halifelikle birlikte vesaire bir büyük kanundur biliyorsunuz. Paket bir kanun. Torba kanundur tabiri caizse. O torba kanunla birlikte şeriye ve evkaf vekaleti de davet edilmiştir. Ne olmuş sonra? Bugünkü Vakıflar Umum Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün babası olacak bir birim oluşturulmuş, ayrılmış. Şeriye kısmı, diyanet işleri başkanlığı olarak yürümüş. Evkaf kısmı da vakıflar umum müdürlüğü olarak yürümüş. Yine kaybolmuyor. Cumhuriyetin tabii böyle bir tarafı var. Bunu da teslim etmemiz gerekiyor. Sonra 1926'da medeni kanun çıkarıldı. Medeni kanun çıkarıldıktan sonra değerli arkadaşlar medeni kanun vakıf kelimesini kullanmayı tırnak içinde yasakladı. Ne dedi? Tesis dedi. Tesis. 26'dan 1967'ye kadar Kabaca demek ki 40 yıl. 40 yıl boyunca Cumhuriyet'te, Cumhuriyet döneminde medeni hukuk vakıfları düzenlediği için vakıf kelimesini kullanmıyoruz. Bunların hepsinin adı tesistir. Müessese de diyebilirsiniz buna siz. Kurum. Vakıf yok. Çünkü vakıf dini çağrışımı olan, İslam hukukundan kaynaklanan, dini justifikasyonu, meşruiyeti olan bir kurum. Kendini nasza dayıyor. İslam uygulamalarına dayıyor. Örneklerini işte 3 haftadır konuşmuş olduğumuz şey. Ama Cumhuriyet bunu böyle görmek istemiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Diyor ki bu bir kurumdur, tesistir. Tesis kelimesi şimdi biraz da sosyal tesis gibi yahut e, bu otoyollar üzerindeki tesisler var ya, e, şehirler arası tesisler, onun gibi bir şey çağrıştırıyor. Böyle tahfif ediyorum biraz farkındayım ama nihayet dediğim gibi, tekrardan 67 yılında Medeni Kanun'da yapılan ile birlikte, tesis yerine yeniden vakıf kullanılmaya başlıyor. Sonra vakıflarla ilgili önemli bir şey e, kronolojik olarak. 31 yılında köy kanunu çıktığında biliyorsunuz Osmanlı'ya mübadele ve başka gerekçelerle çok sayıda muhacir geliyor. Ve muhacirlerin iskanı var. Muhacirler iskan edilirken en çok kullanılan araziler evkaf arazidir, vakıf arazileri. Yani benim sizin arazinizi değil de öncelikle Bursa'ya birileri yerleşecekse Toka'da birileri yerleşecekse, Baybur'da birileri yerleşecekse önce diyor ki buradaki vakıf arazilerini tespit ediniz. Tespit ediyor, diyor ki bu 30 saniye, 50 haneye 100 saniye bu vakıf arazilerini tahsis ediniz deniyor. Aynı şekilde 1945 yılında ki bu çok önemli bir kanundur, Demokrat Parti'yi de doğuran bir kanundur, çiftçiyi topraklandırma kanunu anlatabildim mi? Çünkü dörtlü takdire kadar uzanacak olan Menderes'leri, Refik Kuraltan'ları, Adnan Menderes'leri, Celal Bayar'ları vesaire Fuat Köprülü'yü çıkarıp artık CHP'ye karşı isyan bayrağını çekileceği bir dönem. Çünkü çiftliği topraklandırma kanunu toprak ağalarının, baronların çok memnun karşılamadığı bir şeydir. CHP bunu yaparken, çünkü bu Türkiye'nin bitmeyen bir tartışmasıdır, toprak reformu meselesiyle ilgilidir. Yani benim gençlik yıllarımda, ilk gençliğimde Ecevit rahmetli zamanında bile, Hala bu devam etmiştir çünkü bir mottoduru e, su kullananın toprak işleyenindir yani ve aslında harika bir şeydir. Benim çok bugün bir iktisat hocası olarak hele hele iktisat düşünce anlatan birisi olarak geriye dönüp baktığımda bana çok e, şey geliyor. Nasıl ifade edeyim? O zaman böyle çok e, bağışlayın beni e, karşısında belki yer alıyordum ama şimdi su kullananın toprak işleyenin son derece evrensel bir şey olarak geliyor yani. Ve nihayet burada da diyorlar ki çiftçiyi topraklandıracağız da kiminden alıp vereceğiz yani. Yine ilk akla gelen düzenlemelerde vakıf arazilerinin ekilebilir arazisi olmayan çiftçilere ama ekebilecek durumda olanlara vakıf arazilerinin tahsisi şeklinde bir yöntem benimseniyor. Sonraları 1920 ile 1950 arasında aslında bu biraz birinci Cumhuriyet döneminde diyeyim hadi. Vakıf ve vakıfların yani akar hayratların önemli bir kısmının satıldığı dönemdir. Normalde satılmaz biliyorsunuz vakıf. Devredilmez, tevarüs etmez falan filan evlatlı vakıflar gibi bir iki hariç. Çok sayıda vakıf gayrimenkul, bina, arazi bu dönemde satılmıştır arkadaşlar. Demokrat Parti döneminde 50-60 arasında bu satış işi durdurulmuş. Bunun bilinmesini isterim. Darbeden sonra, 60 darbesinden sonra 1961'den 70'lere kadar tekrardan vakıf mallarının satıldığı ikinci bir dönem hatırlıyoruz. Görüyoruz. Yine büyük bir furya, yine büyük bir satış dönemi bu. Bunların listeleri çok güzel var. Eski vakıflar genel müdürü değerli dostum Adnan Ertem'in, Doktor Ertem'in İstanbul tarihinde Cumhuriyet döneminde vakıflar şeklinde uzun sayılabilecek 50-60 sayfalık bir e, ...çaptırı var. O çaptırda... ...her satılan örneklerin tek tek dökümünü verdiği bir çalışmadır. Bu vesileyle bir kaynak olarak da... E, ...sizin bilginize... ...sunmuş olayım. İstanbul'da, İstanbul dışında nelerin satıldığını vesaire hepsini görürüz. Bir başka vakıfların yok edildiği bir yer... ...imar faaliyetleri. Hususen İstanbul'un... ...imarı noktasında... ...büyük... E, ...bir kayıp yok oluş... ...söz konusudur. Yani e, ee, vakıf eserlerin ciddi bir şekilde kaybolduğunu görürüz. Neresi? Un kapanının açılması. Neresi? Sahil yolunun açılması. Neresi? Vatan Caddesi'nin açılması. Hemen şu yanı başımızdaki örnekler uzanıp dokunacak kadar yakın olduğu için verdiğim örnekler bunlar. Oysa örnekler bunlardan çok daha fazlası, çok daha e, ötesi hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar şimdi son slaytımı okuyup ondan sonra bir analiz yapacağım. Günümüzdeki mevcut vakıflar ne durumda arkadaşlar? Arkadaşlar günümüzde Türkiye'sinde yaşadığımız şu an el an an itibariyle 5 tane vakıf var. Bunlardan birisi mazbut vakıflar. Mazbut vakıflar Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e intikal eden vakıflardır. Diğeri mülhak vakıflar çok hızlı geçiyorum. Bundan her birisini uzunca konuşabiliriz ama konuşmayacağım. Mülhak vakıflar ise daha çok aile vakıflarıdır. Bunlar da evladi zürri vakıfların ...bir şekilde geçmiş, yine Osmanlı döneminden intikal etmiş... ...ve vakıflar genel müdürlüğünün el an yönettiği vakıflardır. Üçüncüsü, cemaatlerin, gayrimüslim cemaatlerinin... ...Osmanlı dönemindeki vakıfları... ...cumhuriyet dönemindeki vakıfları değil, cumhuriyet döneminde... ...bir gayrimüslim vatandaşla benim aramda fark yok. O da yurttaş, ben de yurttaşım. İkimiz de yurttaş kimliğiyle devlete bağlıyız. Ben nasıl vakıf kuruyorsam o da vakfını kuruyor. Medeni kanun çerçevesinde giriyor mahkemeye, açıyor davasını... Tescil ediyor mahkeme. arkasından vakıflar genel müdürlüğüne getiriyor. Ondan sonra vakıf kurulmuş oluyor. Ha ben vakıf kurmuşum. Bu vakıf, vakıf kurmuş. Ama bu cemaat vakıfları gayrimüslimlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, efendim, e, Yahut spesifik olarak Ermenilerin, Rumların İslam anlamında kurduğu vakıflar. Biliyorsunuz şu anda birçok örneği var. Türkiye'nin de en önemli tartışmalarından birisi hala bu meseledir. Bitmiş bir mesele de değil. Fakat son dönemde AK Parti döneminde bu konuda önemli adımlar atıldı. Bunu hakikaten e, bir kenara Not etmemizde fayda var. Özellikle son 5-6 yıldır önemli adımlar atıldı. Ben ee, biraz da Sayın Genel Müdür üzerinden bunları takip ettim. Ve nihayet yeni vakıflar. Bu da Osmanlı yıkılıp, Cumhuriyet kurulduktan sonra medeni kanuna göre, değişen her zaman revize ediliyor medeni kanun ama bugün en son hali neyse ona göre kurulan vakıflardır. Bu vakıflar... Ne bileyim şu anda çatısı altında bulunmuş olduğumuz Bilim ve Sanat Vakfı da bir yeni vakıftır. Çünkü medeni hukuka göre, medeni kanuna göre kurulmuş bir vakıftır. Ve çevrenizde gördüğünüz onlarca yüzlerce vakıfta aynı şekilde yeni vakıf adıyla bilinecek. Yabancı vakıfların şube temsilcilikleri var Türkiye'de. Buna izin verildi. Bir Alman vakfı, bir Amerikan vakfı, bir Fransız vakfı artık Türkiye'de şube açabiliyor şube. Kendisinin vakfının merkezi kendi ülkesi ama... E, mütekabiliyet bu e, esası aranıyor karşılıklı mukabele bilmisil e, muhaciresinde. Bu vakıfların Türkiye'de şubeleri var arkadaşlar. Şimdi bundan sonra vakıf eleştirisi yapacağım biraz. Arkadaşlar vakıflar insanların yardımseverliğini, hayırseverliğini, vicdanını, adalet duygusunu, ötekine empati yapma duygusunu harekete geçirmek suretiyle son derece olumlu karşılanmıştır. Önemli kamu hizmetlerini geçen hafta da konuştuk. Bugün de yine kısmen değindim. Toplumsal yaşamı refaha taşıyacak daha müreffeh bir yer yani yolumuz, içtiğimiz su, gittiğimiz yol, kullanmış olduğumuz geçitler, yollar vesaire. evimizin önünün temizlenmesi, her türlü hizmetin, kamu hizmetinin, beledi hizmetin, mahalli yerel hizmetin çok iyi kotarılmasını temin etmeleri bakımından yine son derece olumlu karşılaşılan karşılanan kurumlardır. İstikrarlı bir toplumun inşa edilmesine, geliri yeniden dağıtması itibariyle istikrarlı bir toplum yarattığı için yahut istikrarlı bir toplumun şekillenmesine katkı sağladığı için en azından yine fevkalade olumlu bakılan bir müessesedir. Ama herkes vakıflara olumlu bakmıyor. Olumsuz bakanlar da var. Diyorlar ki vakıflar çoğu kere kurucularına kişisel menfaat, çıkar sağlar evlat vakıfları önünde olduğu gibi. O bakımdan da hatta sadece onlarda değil diğerlerinde de mütevelliler vakfın nazırı mütevellisi olmak itibariyle kendilerinde bir yetki, kendilerinde bir imkan, ellerinde bir tool, enstrüman, araç ve bunu kullanmak suretiyle buradan biraz imtiyaz elde ederler. Bu aslında her an istismara açık bir yerdir. Vakıflar biraz tembelliği teşvik eder, yoksulluğu teşvik eder. Çünkü insanlara kaynak transferi yapmak suretiyle çünkü gelirin yeniden dağıtımını yapmak suretiyle çünkü bende var sizde yok ben size veriyorum. Sizde var bende yok siz bana veriyorsunuz. Böyle olunca nasıl olsa karikatürize edeyim ekmek gölden su gölden misali bir tembelliği çalışmamayı son günlerde günümüzde bu iş kurdan iş veriliyor biliyorsunuz. tabi bunların çoğu çalışmıyor Ormana veriyorsun. Adam diyor geziyor. Esnafın şikayeti var diyor ki berber. Ben diyor eleman bulamıyorum. Marangoz diyor ki ben eleman bulamıyorum diyor. Siz diyor işkura diyor veriyorsunuz adamı siyasetçilere diyorlar bunu. Veriyorsunuz işkura. Adam yan gel Osman bir dönüm bostan maaşını da alıyor. 9 aya kadar da çıkabiliyor bu maaş alma işi. Ve biz eleman bulamıyoruz, çırak bulamıyoruz. Bir anda bir atalet, bir tembellik yaratıyor. Yani tabiri caizse ee, sermaye biriktirmediği için, kapital formasyonuna imkan vermediği için, fırsat vermediği için vakıf müessesesi yoksulluğu teşvik ediyor diyor. Mülkler üzerinde verimsizlik oluşturuyor diyor. Yani kişisel mülkiyet oradan kalkıp da vakıf mülkiyetine dönüştüğü için kişisel mülkiyette daha efektif, daha produktif, daha verimli, daha etkin kullanması söz konusuyken o diyor ki işte ekip biçiyoruz. Buradan gelen nemayı da bir şekilde rantı da Fakir fukaraya dağıtıyoruz diyor ve belki daha fazla iyi kullanılacakken o mülk mülkü verimsiz kılan bir yere doğru evriliyor cihaz. Şimdi vakıflara siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, milki olarak bakabiliriz arkadaşlar. Siyasal olarak baktığımızda vakıflar sivil toplumun oluşmasına büyük katkı sağlamışlardır. Özellikle özel kişiler vakıf kurdukları için o zaman bugün gibi STK, Sivil Toplum Kuruluşu, NGO, NPO falan bunları kullanmıyorduk. Ama kendi kuruldukları erken dönemlerde kişilerin kendi özel mülkiyetlerini kullanmak suretiyle yaptıkları iş hakikaten sivil toplum faaliyetine bir katkı sağlamıştır. Bu çok olumlu bir şey. Ama devletin kurduğu vakıflar, siyasal olarak bakıyorum bir olumlu bir olumsuz vereceğim. Bak, o devlet o vakıf üzerinden kamusal bir otoriteyi toplumun üzerinde kurabiliyor. Ya da toplumun üzerinde otorite oluşturmaya o vakıf kurumu aracılık ediyor. Bu problemli bir şey. Çünkü meşru bir şey. Nihayet diyor ki benim otoritemin, uygulamamın, baskımım yer yer bu bir tacize kadar gidebilir. Ama diyor ki vakıf diyor işte o vakıf orada o meşruiyeti oluşturan bir ensuman aracı olarak devreye giriyor. Ekonomik olarak Hakikaten kamu hizmetlerinde finansman sağlanması bakımından son derece değerli, kıymetli bir şey. Aynı şekilde demin ifade ettim. Toplumsal gelirin yeniden dağıtıyor. Çünkü benim bir gelirim var, Coşkun Çakır olarak bir vakıf kurup da e, spesifik bir amaca dönük olarak şunlara, şunlara, şunlara vereceğim bunu dediğimde, bunun örneklerini çok anlattım. Hatta vakıf örneklerinden size sunuş yaptım, seçkiler yaptım. Ben de toplanan geliri size transfer etmem suretiyle gelirin yeniden dağıtımını sağlıyor. Sosyal olarak hiç kuşkusuz bir sosyal güvenlik sistemi oluşturuyor. İnsanların, herkesin bir sosyal güvenlik, mesela şu anda SGK yahut sağlık hizmeti alma gibi işlerimiz var değil mi? İşte kurduğu aşeviyle, kurduğu imaretle, kurduğu dar şifayla benim bugün sosyal güvenlik diye tanımlamış olduğum aç kalmama kaygım, sağlık hizmeti alamama kaygım ortadan kalkmış oluyor. Bir, bir sosyal güvenlik fonksiyonu icra ediyor. Bu bir toplum için sağlık bir toplum için çok önemlidir. Bugün toplumların en temel problemlerinin birisi iyi bir sosyal güvenlik hizmeti sağlık hizmeti alamama endişesi kaygısıdır arkadaşlar. Batılı toplumlar başta olmak üzere Amerika başta olmak üzere bunun altına basa basa çize çize söylüyorum. Halka ihaşe sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. Halkın ihaşesi önemli bir ölçüde vakıflar üzerinden geliyor. Bu da çok önemli. Ee, ama öte taraftan da, demin de değindim, <laughs> tembelliğe prim veriyor ve yoksulluğu teşvik ediyor. Konuştuğum için geçiyorum. Kültürel olarak önemli açılımlar sağlıyor. Bir örnek veriyorum. Kadınlar vakıf kurduğu için, çok sayıda vakıf kurdukları için, kadınlar toplumsal yaşam içerisinde bir sosyal statü elde ediyorlar. Vakıflar üzerinden, Osmanlı örneğini özellikle söyleyebilirim diğerlerini ihtiyatla, Kelimenin tam anlamıyla Hürrem Sultan'dan biraz bahsetmiştim ikinci derste. Hiç unutmuyorum. Hakikaten kadınların toplumsal statüsünü toplum içerisinde önemli bir yere taşıyor. Vakıflar. O bakımdan da kıymet harbiyesi var. Tabii ki mülkiyet meselesi önemli. Birazdan değineceğim için burada geçiyorum sadece. Özel mülkiyetin donması vesaire anlamında. Şimdi arkadaşlar dersimi yavaş yavaş bağlıyorum. Şimdi vakıflarla ilgili bitmeyen bir takım tartışmalar var. Bunlardan birisi kısmen değinmiştim. Gayri sahih vakıf meselesi. Neydi gayri sahih meselesi? Devletin kamu kaynaklarıyla kurmuş olduğu vakıflardı. Bugün dünyada da vardır, Türkiye'de de var. Diyelim ki Diyanet Vakfı kimin kaynağıyla kuruluyor? Devletin kaynağıyla kuruluyor. Bezmi Alem, Valide Sultan. İşte yine devletin kaynağıyla kuruluyor. Sadece onlar aklıma geldiği için söyledim. Bir ara fakfuk fonlar vardı biliyorsunuz. Aile Sosyal Yardımlaş Vakıfları. Bizatihi bakanlığın, önce başbakanlığın, o zaman başbakanlığa bağlıydı. Sonra bakanlığın kurduğu vakıflar. Şu anda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı büyük bir kısmı. Ama idari olarak tabii ki vakıf olduğu andan itibaren vakıflar genel müdürlüğüne idari yönetsel anlamda bağlı. İşte bu vakıflara irsadi vakıf diyoruz. İrsadi vakıf diye de ilk derste altını çizmiştim. Bunun üzerinde duracağım arkadaşlar demiştim size. Peki bu niye gayri sahi? Ee, gerçek bir vakıf değil mi? Kesinlikle vakıf. Adam akıllı vakıf. İyi vakıf, hatta en ahab vakıf vakıflar bu vakıflar. En cesametli, en büyük vakıflar bu vakıflar. Fakat kaynağını özel kişilerden değil de devletten aldığı için gayri sahi diyor bilim adamları, ilim adamları, ulema. Ve bu tartışma devam ediyor. Ne devam ediyor? Devam ediyor diyorum da deniliyor ki Acaba devlet kendisi zaten kaynak aktarımı yapıyor. Ayrıca bir de vakıf kurmalı mı? Ben her zaman söylemişimdir. Vakıf üniversitelerinde yöneticilik yapmış birisi olarak, bu konuda kafa patlatan birisi olarak Türkiye'de bir vakıf üniversitelerini konuşurken söylediğim hususlardır. Bu kürsüden de başka vesilelerle söyledim. Her şeyden önce kişilerin, şirketlerin kurmuş olduğu vakıf üniversiteleri var. Alıyor parasını, koyuyor vakıf üniversitesi koyuyor kuruyor. Ama bir de devletin kurmuş olduğu vakıf üniversiteleri var. Yine Bezme Alemi, 29 Mayıs'ı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ki kaliteli güzel üniversitelerimiz bunlar bizim her birisi. Güzel üniversitelerimiz. Ama devlet kuruyor. Ama o devlet zaten kendisi yüz küsur üniversitesi var. Anlatabildim mi? Bunu e, tartışmak gerekecek arkadaşlar. Bir başka problematik zürri vakıflardı. O zaman tartışılmıştı. Bugün de aslında bir tartışma konusu olarak devam ediyor. Bir aile vakıfı kuruyoruz. Çakıroğlu Vakfı kuruyorum ben. Ve bu vakıf gerçekte benim mi hizmet ediyor. Yoksa ihtiyaç sahibi, imkansızlığı olan, imkanı olmayanlara mı hizmet ediyor? Bazen imkansızlara, ihtiyaç sahiplerine hizmet ediyor. Bazen benim aileme hizmet ediyor. Bazen ikisine birden hizmet ediyor arkadaşlar. Fakat bu tartışmada bitmedi. Hem mülhak vakıf olarak Osmanlı'dan Cumhuriyete intikal etti. Hem de günümüzde hala... Bu a, 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 aile vakıfları hala devam etmiyor. Yani bir sürü örneklerini görebilirsiniz. Şimdi, e, kamuya açık bir konferans verdiğim için şey hakkı doğmasın. olmasın. Hadi Çakıroğlu Vakfı diyerek kendi ailemi vakıf kurmuş gibi ad söyleyeyim. Yoksa holdinglerin, büyük e, sermaye kuruluşlarının hepsinin vakıfları var biliyorsunuz, aile vakıfları. Bu kötü bir şey de değil ha, onu söyleyeyim size. Ama tartışmalı bir şey, husus. Para vakıflarını kısmen değinmiştim arkadaşlar. Onun için çok üzerinde durmak istemiyorum. Efkaf nukut biliyorsunuz uzunca bir süre caiz olma cevaz verilmedi. Nihayet 16. yüzyılda Ebu Suud'un fetvalarıyla para vakıflarına imkan verildi. Ama karşısında başka bir alim de, İmam gibi de, Mehmet Birgivi Efendi de asla olmaz dedi. Yani iki tane büyük alim, iki büyük otorite. Birisi diyor ki caizdir, Gerekçelerini Kur'an'dan, sünnetten, hadisten, neyse uygulamalardan, nas'tan alıyor. Diğeri de diyor ki zinar harcaiz değildir. O da aynı şekilde gerekçelerini Kur'an'dan, hadisten, uygulamalardan almak suretiyle. Bu aslında bereketli bir tartışmadır. Bir tarafıyla bu tartışma hala günümüzde devam etmektedir. Faizsiz bankacılık bağlamında, katılım bankacılığı bağlamında, efendime söyleyeyim faizsiz finans kuruluşları bağlamında, İslam dünyasında devam etmektedir. Sadece İslam dünyasında değil, bütün dünyada devam etmektedir. Bugün son iki yıldır biliyorsunuz artık sadece özel finans kurumları değil, devlet finans kurumları diye adlandırabileceğim bizatihi devlet bankaları, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası onlar da kendi vakıf katılım, şey, katılım bankalarını kurdular biliyorsunuz. Ama hikaye kıssatun la tentehi. Daha bitmedi bu hikaye. Bu tartışma devam ediyor ve edecek. Ee, özel mülkiyet meselesine değindim. Bu hala vakıflar bağlamında duran bir husus. Bu vakıf mülkiyeti nasıl bir mülkiyettir? Ee, özel mülkiyet vakıf ilişkisi bir problematik olarak devam ediyor. STK vakıf ilişkisine NGO, NPO Non-Governmental Non-Profit Organization dedim yani. hani ee, şu andaki çoğu vakıf hakikaten bir NGO mudur? Non-Governmental mıdır? Non-Profit midir arkadaşlar? Bu önemli bir tartışma. Muhtemelen ben size bu son derste bu soruları sormak suretiyle bu tartışmaları da derinleştirelim, kafa patlatalım diye soruyorum. Vakıf faiz ilişkisi sadece para vakıfları bağlamında değil, hep devam etti gitti. Şimdi size bağlarken seminerimi 2000 e, sevgili arkadaşım Selim Hoca'dan Argun'dan almış olduğum bir örnekle 2009 yılında Amerika'da bir kriz çıktı arkadaşlar. Ekonomik bir kriz. Hatırlayacaksınız. Kriz büyüdü. 2010'da devam etti. E, ben dönmüştüm o zaman Amerika'dan. Ben döndükten sonra. 2011'de şiddet olaylarına dönüştü. Yağmalamalar başladı. Bunu hatırlıyorsunuz. Yani daha dünden bahsediyorum. O arada bir makale yayınlandı. Önemli iki kişi Charles Landau ve Courtney Lobel diye iki adam ortak bir makale yayınlandı. Bu iki adam da çok baba adamlar Amerika'da. Önemli kurumlarda görev alıyorlar. Wall Street Journal'da da sürekli yazıyorlar. Bu makaleyi de Wall Street Journal'da yayınladılar. Makalenin adı şu. How billionaires can build bridges to middle class. Yani milyarderler orta sınıfla nasıl köprüler kurabilir? Arkadaşlar Wall Street Journal bunu yayınladı ve ondan sonra bir tartışma başladı. Bu arkadaşların anlattığı şey şu. Özetle. Diyorlar ki Amerika'daki NGO ve NPO'lar kesinlikle çok özel bir takım alanlara, düşünsel, entelektüel vesaire alanlara yöneldiği için toplumun bu tür ekonomik ve sosyal sorunlarını çözemiyorlar. Çünkü siyasi konulara yöneliyor çoğu vakıf orada. Marshall Foundation'lar, German Foundation'lar vesaire vesaire biliyorsunuz çok vakıf var Amerika'da. Washington DC'de örneğin. Diyor ki Osmanlı Devleti diye bir devlet var. Bu devlet zamanında bu vakıf kurumunu şahikasına çıkardı. Bu makale de diyor arkadaşlar. 10 yıldan bahsediyorum arkadaşlar sadece. 11 yıldan. Ve bunlar bu tür alanlara değil de bayındırlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere, şehirciliğe, ulaştırmaya, işte insanların yardım çalışmasına, solidarizme katkı sağlayacak şekilde bir kurum oluşturdular. Acaba Amerika'daki vakıflarda böyle bir formata evrilebilir mi? Ve az tartışıldı bizde. Orada çok tartışıldı. Bizde çok az kişi bunu konuşabildi. Bunu da bir tartışma olarak açmak istiyorum. Bu konularda çok çalışan arkadaşımız var. Bir hocamız da Profesör Timir Kur'an benim çok önemsediğim sebebi de şu. Müteahhit defadan anlatmışımdır bu kürsüden. Bilenler bilir, dinleyenler bilir vakfı en iyi eleştiren isimlerden birisidir. Benim görüşlerim Timur Hocam'ın karşısında görüşler. Timur Hocam'ın görüşlerini değerli bulmamın nedeni o görüşlere iştirak ettiğim için değil, onun sorduğu kıymetli sorular üzerinden vakfı bugün yeniden tartışmak içindir. Mesela Timur Hoca diyor ki, İslam toplumlarında miras hukuku, özel mülkiyet ve vakıf bu üç şey İslam toplumlarının ilerlemesini, dolayısıyla Osmanlı'nın ilerlemesinde dümuru oratmıştır. Boğmuştur, dondurmuştur. Dondurmuştur bu kelimeyi kullanır aynı şekilde. Ve hatta der ki Kur'an vakıf arkaik bir kurumdur. İlkel, primitif, çağ geçmiş, fonksiyonunu tamamlamış, dönemi bitmiş bir kurumdur der. Daha da ileri giderek şöyle bir kavram kullanır. Vakıfların işletim modeli olan, rehberi olan, işletme rehberi olan, kullanım rehberi olan vakfiyeler bir ölü elidir der. Bir ölü eli. Yani morte main. Bunu Fransız oryantalistler, batılı oryantalistler kullanmıştır. Morte main. ölü eli. Ne demek bu? Bir vakfın vakfiyesi yüzlerce yıl, hatta bazen binlerce yıl geriden mezara girmiş, kabre girmiş. Fakat hala oradan ...şu kadar 100 yıl sonra o vakfı işletmeye ve yönetmeye devam ediyor, diyor. Ee, peki bu çözümsüz mü? Hayır, çözümlü. Modern zamanlarda İstanbul Ema'sı, istibdal, tebdil, Tahir gibi kavramlarla... ...zamanın ruhuna uygun olmak suretiyle vakıf kurumu üzerinde... ...bir takım yenilikler, bir takım espriler, bir takım uygulamalar, bir takım düzenlemeler... ...yapıyorlar, yapmak istiyorlar. Evet arkadaşlar, dört haftalık bir seminer yaptık. Vakfı konuştuk, tanımını konuştuk, kavramlarını konuştuk, kaynaklarını konuştuk. İslam tarihi içerisinde etekemeye büründüğünü, hikayesini anlattık. Ve nihayetinde bugün de e, denetimini, yönetimini konuşmak suretiyle seminerimizi tamamladık. Ve dersin sonunda da size önemli olduğuna inandığım birkaç soruyla dersi kapatmış oldum. Mesele şudur batılı oryantalistlerin dediği gibi mortamayın, ölü eli olarak değil de canlı eli olarak bir organizma olarak vakfı yeniden nasıl yaşartabilir, yaşatabiliriz, nasıl yeşertebiliriz? Vakfın ruhu ve fonksiyonu esprisi. Montesquieu diyor ya, l'esprit de loi, yasaların ruhu. Aynı Montesquieu'nun dediği gibi, bunun l'esprit de vakıf, vakfın ruhu nedir? Bunu yüzlerce yıl, binlerce yıl geriden alarak ta insanın Müslüman olması gerekmiyor. İlk günden itibaren yardımlaşma duygusu, verme duygusu, paylaşma duygusu, empati duygusunun ete kemiğe bürünmüş olan biçimi, formu olan bu vakfı bugün günümüzde tekrar yorumlamak, tekrar işletmek, tekrar tırnak içinde bu kavramı kullanıyorum, yeniden yaratmak durumundayız. Yoksa donduramayız. O zaman işte e, ölü eli olur. O oryantalistlerin dediği yere varırız. Onu ölü eli yapmamak için her birimizin, sosyal bilimcilerin, e, fıkıhçıların, tarihçilerin, e, iktisatçıların kafa yorması, bu işe kafa patlatması ve bize açılım sağlamaları gerekir. Son itibariyle değerli arkadaşlar, şunu da söylemeden e, bağlarsak eksik kalır, vakıfları kuran, geliştiren, yaşatan, katkı sağlayan o tarihteki güzel insanları rahmetle, minnetle, şükranla yad edelim. Ve tabii ki şu anda vakıf hizmeti veren, vakıflara katkı sağlayan, emek veren, işleten, çalışan, onlara kaynak aktaran o güzel insanları, o güzel insanlara şükranlarımızı sunalım. Ve vakıf kurumunu hakikaten ruhuna uygun bir şekilde geliştirmeye dönük olarak gayret ve çaba sarf edelim. Öyle ya eskilerin deyimiyle gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Hepinize sağlıklı bir hafta sonu, hepinize sağlık, afiyet, esenlik dolu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.